ufaktan sonra başlayalım. Arkadaşları bir bekleyelim. Daha geçmedi. Hüküm'ün sesi geliyor. Arkadaşlar merhaba. Bugün bu masada gördüğünüz harika çantaların yapılışını anlatacak sevgili Mürvet Hanım. Birkaç gündür sayfamızda duyurduk sizlere, biliyorsunuz. Bugün sizlere bunlar nasıl yapılıyor? Usta bir elden, Mürvet Hanım'dan öğrenelim. Tabii sizler de sormak istediğiniz yerlerde sorular sorabilirsiniz. Tabii, takıldığınız tabii. Yerde tekrar gösterebiliriz. Evet Mürvet'ciğim, bugün ne yapıyoruz? Şimdi ilk önce tabanını başlayacağız. Ben çok az bir zincirle başlayayım. Arkadaşlar bir görsün. Ben küçük bir taban yaptım ayrıyetten. Tamam. Örneği döşerken nasıl döşeyeceklerini göstermek adına. Küçük bir taban yapalım. Tamam. Daha sonra da arkadaşlar bu boyutta istiyorsanız zaten ona göre ölçüleri biz size vereceğiz. İsterlerse onlar daha kısa örebilirler. Ben biraz hani yüksek bir çanta olmasını istedim. Bu boy bence çok ideal. Gayet şık. Onun ölçüsünü veririz. Sonunda ben taban ölçüsünü de veririm. Hatta şöyle yakından bir çantayı gösterelim. Arkadaşlar bakın, gerçekten çok şık, çok tatlı bir çanta. Sizler de çantanızı bu şekilde yapıp farklı saplarla da kombin yapabilirsiniz. Renkler yine muhteşem. Buna da mesela şöyle hem zincir askı hem de akrilik askıyla da kullanabileceğiniz yine çok tatlı bir çanta. Muhteşem duruyor. Hadi hep birlikte yapalım. Mürvetciğim başlayalım. Evet. Az bir zincirle başlayacağım. Şimdi bir tane kapama. Bunu herkes herhalde biliyor artık. Şu şekilde. Bir tane zincir çekiyoruz. Kaç tane? 16 tane falan çeksem yeterlidir. 2 3 4 5 6 8 5 16. Dönüş yapacağımız için de bir tane daha zincir çekiyoruz. Döner dönmez 3 adet sık iğne yapıyoruz. Sonra hepsine birer tane dolduruyoruz. Hanife Hanım harikasınız demiş, Mürvet ablacığım demiş. Çok teşekkürler. Arkadaşlar şu anda biraz küçük yapıyoruz ki sizlere gösterebilmek için zamanımız yeterli olsun diye. Daha sonra bu boyutta istediğiniz zaman zaten size biz alt açıklama ölçülerini yazacağız. Ben zincir sayısını da vereceğim onlara eğer bu büyüklükte isterlerse. Bizim bu yaptıklarımız 20 santimlik. Aygun Hikmet Çatalca'dan selamlar demişler. Selamlar. Çok Mürvet teşekkürler. Hanım, bizden de selamlar. Şöyle yakından çekiyorum. Şimdi daha az zincirle yapsam hani bitmiş hali olmayacak. Evet. O yüzden birazcık vakit alıyor tabii. Şimdi bakın, bu ilk çektiğimiz zinciredir. Bu sıkıştırmak için. Buna hemen 3 tane batıyoruz. Aynı deliği 3 defa değil mi? Dönmek için. Dönmek için. İstanbul'dan da selamlar, Trabzon'dan selamlar yazmışlar. Mürvet Hanım yetişemiyorum. Çok selam var size. Çok teşekkür ederiz Şermin Hanım. Çok teşekkürler. Evet, bu video daha sonra canlı yayın bittikten sonra Aslı Hanım bunu sayfamızda paylaşacak. Tabii yayın kopmazsa, bir şey olmazsa, o yüzden siz şimdi yine de izleyin. Arkadaşlar. Biz sonra yine kaydederiz. Saklıyoruz bu uzun olan. Zaten biliyor hanımlarımız artık. Herkes selamlar Sevgi Hanımcığım. Trabzon'a kargomuz var. İzmir'e de selamlar. Hoş geldiniz Asela ailesi. Sevgi Hanımcığım, sizi kocaman öpüyorum. Değerli arkadaşlar, Mürvet'ciğim herhalde sadece köşelerde 3 defa batıyoruz. Ondan sonra her deliği birer defa sık iğne. Bu şey bir kere döndüğüm zaman anlayacaklar. Hı-hı. Bu oval tabanın biraz farklı yapılışı. Bu ilk şeyde göstereyim.
Tamam. Zaten o kadar hani yapmayacağım. Hı-hı. Bir kanalı bir ortaya çıksın, evet. Azıcık evet. Hani anlaşılsın. Hı-hı. Ben zaten söyleyeceğim. Bu ölçüyle ahşap bursa olur mu diyorlar. Tabii ki ahşap bursunun ölçüsüne göre, eğer ahşap bursunun bu ölçüdeyse, gizli bursunun ölçüsündeyse olur. Şimdi ölçümüz kaç bizim? Onu söyleyeceğiz. Bursun 20 santim. Şimdi bu ilk 3 tane doldurduğumuz sık iğne. Şimdi onları çiftliyoruz. Cemile Hanım bir boşum, ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Hilal Hanım hoş geldiniz. Şimdi 3 dedik değil mi? Vakitten kazanmak adına bunun üstünde anlatsam acaba arkadaşlar anlar mı? Veya devam etmemi isterlerse ben devam ederim. Benim için sorun değil. Bir sıra çok daha devam edelim arkadaşlar. Köşeleri anladınız mı? Bir sıra daha devam edelim mi, yoksa şuradan mı kalan yerim devam edelim? Şeyin üstünden mi? Örneğin evet. Üstünden mi göstereyim? Selamlar canlar. Çatalcadan selamlar. Selamlar herkese. Teşekkürler bizden de Çatalca'ya. Selamlar. Bir sıra daha işleyelim Mürveç'im. O köşeyi bir daha gösterelim. Ondan sonra da üzerinden diyelim. Anlatım olur diye yazmış. Selamlar. Selamlar. Devam edelim demişler. Evet. Bir sıra daha devam edelim tamam. Bence. O şöyle yakından göstermek o istiyorum. Çünkü evet, düzgün düşmesi için şöyle. Onun net anlaşılması. Üzerinden gerekiyor. Olur örnekte anlatılan. Şey bilmeyenler adına. Evet bilenler var. Bilenler zaten hemen çözer. Örnekten evet. Anlatın demişler de Sevgi Hanım. Şu başa kadar gelelim arkadaşlar. O köşeyi bir daha gösterelim. Şimdi bak tam da. Şey yapmayayım isterseniz. Tamam. Ben oradan değil de şuradan alıp şimdi bakın buraya geldik diyelim. Evet. Tamam mı? Burada bak çiftlerimiz var. Şimdi buradaki ilk çiftin ilk sırada sağ tarafına çift dolduruyoruz. Şöyle azıcık. Bayanlar elimden geldiği kadar aslında tam örneği çekiyorum. Şöyle görünüyor mu? Şu şekilde görünüyor. Evet evet öyle alayım. Şimdi sağ tarafına ilk çiftimizi yaptık. İlk hani çift battık ya 3 taneye. Onun çiftin içine tek batıyoruz. Bu oval taban biraz farklı o yüzden. Yine çiftimiz var. Çiftin sağ tarafına. Bu ilk sırada uyguladığımız hanımlar. Çiftin ortasına tek batıyoruz. Burada çiftimiz var. Yine sağ tarafına çift batıyoruz. Şimdi bu şekilde bu köşeyi de aynı şekilde yapıyoruz. Buraya geldiğimizde bu sefer çiftimizin sol tarafına çift yapıyoruz. Ondan sonra 1-2 sık iğnemizi yapıyoruz. Yine sol tarafına. Bir daha ördüğümüzde sağ taraf, sağ, sol. Bir sırada sağ, bir sırada sol taraf. Çiftlerin. Devam edebilirim ama ben hani vakit kalsın diye. Ne diyorlar arkadaşlar yönlendirsin. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Ne yapalım? Sizler de söyleyin. Bakın şunun üstünden evet, göstereyim. Göstereyim. Şimdi köşelerde 3'er tane batmıştık. Döndük, geldik. Hepsine 2'şer sık iğne yaptık. Hepsine 2 sık iğne battık. Diğer sırada geldik. Bakın burada 2 battığımız sağ tarafına batıyoruz. Hanımlar. Sonra 1-2 tekli sık iğne yapıyoruz sağ taraf. Yine tekli sık iğne sağ taraf. Dönüyoruz. Geliyoruz bu sefer çiftlinin sol tarafına. Çift batıyoruz. Hepsinin sol tarafına çiftlere. Dönüyoruz, geliyoruz bu sefer sağ tarafına. Şimdi çift olanın. Yuvarlak taban yapıldı diyor ama bu yuvarlak değil. Dikdörtgen taban arkadaşlar, yanlış anlaşılmasın. Bakın. Bakın açık renkte göstereyim evet. İsterseniz. Dikdörtgen arkadaşlar. Taban, yuvarlak taban değil. Şöyle, orada bir yanlış bilgi yazılmış. Şöyle.
görünebiliyor. Evet, çok net görünüyor. Arkadaşlar güzel bir anlatılıyor. Yani bunun ovali bittikten sonra çok düzgün oluyor. Sivrilikler olmuyor. Evet. O yüzden... Şöyle bakın, yakından gösterelim. Gerçekten muntazam duruyor. Şu şekilde Kerem'e. Şu şekilde gidiyorum. Evet. Bakın. Şu açıkta belki daha iyi görebilirler. Oval taban. Evet, oval taban. Şöyle. Hani sayıları belki. Aslında turuncu da daha net. Bu beyaz göz alıyor ya biraz daha. Şurası tamam. Tamam. Yok. Anlaşıldı mı arkadaşlar taban? Oval şimdi taban, evet. Yukarı. Evet, oval taban. Videomuzu bir sıkıntı olmazsa Allah'ın izniyle paylaşacağız. Ama yine dediğim gibi şu anda seyredebilecek kişiler varsa seyretsin. Seyretsinler mutlaka, evet. Çünkü daha sonra yani bir kesinti bir şey olmasa kaydedeceğiz. Oval taban yazacaktım, pardon demiş. Önemli. Evet. Olsun. Anlaşıldı Sevgi Hanımcığım, anlaşılmış. O zaman üst sıraya geçelim mi arkadaşlar, ne yapalım? Taban anlaşıldıysa. Taban anlaşıldıysa üst sıraya geçiyoruz, evet. Bayanlar. Yani onlar kendi istedikleri oval tabanı da yapabilirler. Ben bu çok muntazam olduğu için bunu tarif ettim. Bir de Mürveç'in bir şey söyleyeceğim. Bunlar bizim yumuşak rafiye. Evet. Ama arkadaşlar. Dik duruyor değil mi? İnanılmaz derecede tok duruyor, dik, evet. Duruyor. Ya şu dokuyu elinde pufidik böyle çok güzel duruyor. Hani zayıf değil. Astarsız bile dimdik duruyor. Bakın düşmüyor. Örerken ip çok rahat. İpek gibi zaten. Yumuşacık bir de çok güzel ama gerçekten. Ama örüldüğü zaman hakikaten formunu koruyor. Evet. Şimdi arkadaşlar. Çok iyi anlaşıldı demişler. Çok teşekkür ediyorlar. Yine de sormak istedikleri bir şey olursa ben elimden geldiğince daha sonra da yanıtlamaya çalışırım. Çok teşekkür ediyorlar. Şöyle bir şey, eğer ki ben mesajlarınızı kaçırırsam lütfen bir daha yazın. Çünkü tam Mürvet Hanım konuşurken, örneği anlatırken kesmek istemiyorum. Biz Mürvet Hanım'ı da modele geçebiliriz. Sonra alta etiketleyeceğiz arkadaşlar. Yine sormak istediğiniz bir şey varsa Mürvet Hanım'ın sayfasını takip edip kendisine sorabilirsiniz. Tabii ki. Modele geçelim demişler. Evet, tamam. Geçiyoruz şimdi bayanlar. Oval taban bitti. Bir sıra hiç arttırma yapmadan dönüyoruz. Hiç arttırma yapmayacağız. Bunda azıcık bekleyecekler. Teşekkür kusura ediyorlar bakmasınlar. Sizlere. Hocam teşekkür ediyorlar. Biz teşekkür ederiz. Arkadaşlar izledikleri bu arada için. Bir sıra dönerken ben bir şey göstermek istiyorum size. Şimdi bir sıra taban bittikten sonra dönüyoruz. O sırada ben size bir şey göstereceğim. Mürvet Hanım o kadar marifetli ki kendisi, bakar mısınız? Neler yapıp getirmiş bana kova burcu bilekliğim. Şöyle Kerim'e yakından göstereyim. Nasıl bir dokumadır o minik minik boncuklarla. Bu da kolyem. İnanılmaz güzel. Çok güzel şeyler yapıyor kendisi. Sadece örgü değil. Mutlaka sayfasını takip edin. Bunlardan siz de isteyebilirsiniz. Gerçekten çok şık duruyor. Mürvet bilginiz olsun. Karıştırmamak için diyor, işaret koyabilir miyim diyor. Bayanlardan tabii ki, biri. Bakın, tabii koyabilirsiniz. Ben de koydum. Ben net görünsün diye iğneyle oyalanmamak için çengel iğne. Şöyle ip koyuyorum. Yani şimdi buradan başladık. Hiç arttırma yapmadan. Şöyle bir daha gösterelim orayı Mürvet Hanım. Şöyle. Burada bitmişti. Döndük. Geldik. Şimdi bu sıramız hiç arttırma yapmadan bir sıra dönüyoruz. Sayfasını da Hilal Hanımcığım canlı yayın bittikten sonra, evet. Etiketleyeceğiz. Oradan bulabilirsiniz. Bu sırada hiç arttırma yok bayanlar. Kağıt iple bu model olur mu diye sormuşlar. Kağıt iple bu formu vermiyor. Yani rafya iple güzel oluyor. Ayrıca bayanlar bizim de rafya iplerimiz dörtlü pakete 140 lirada, bilginiz olsun. Ve kampanya devam çok ediyor. Rahat örümü. 40 derecede tabi sabunlu yıkamayız. Yıkamazsak daha iyi olur. Çok deterjan kullanmazsa 40 derecede yıkanabilir rafya iplerimiz. Eline geçeyim şu şekilde. Normal sık iğne. Sıkmıyoruz. Yalnız ona dikkat etsin arkadaşlar. Rafya ipi örerken sıkmadan, mümkün olduğunca ipi zedelemeden. Hani bazen böyle çok parmağımıza sararız. Mine Hanımcığım rafyalarımız 150 gram adeti. Şimdi zaten ne kadar rafya gitti falan hepsini söyleyeceğiz size. Tabii. Ama şöyle bir şey söyleyeyim gerçekten arkadaşlar. Ben birçok rafya çanta gördüm ama bunun dokusu, dik duruşu falan çok güzel. Modelle de alakalı olabilir ama inanılmaz güzel duruyor. Kağıt ipimizin kilosu 170 lira.
Onu ben hemen alacağım. Şöyle. Ben örgü numarasını da söyleyeyim arkadaşlara. Tabii ki bu elden ele farklılık gösteriyor. Ben 4 numara kullandım. Evet bayanlar, Mürvet Hanım'ın da dediği gibi elimizi sıkı tutmayalım. Evet, yani çok sarmıyoruz. Zaten çok rahat geliyor ip. Yumuşak olduğu için yani sert rafya değil, eliniz acımaz, müthiş yara rahat yapmaz. Örülüşü. Dediğim gibi 40 derecede yıkanılabilir rafya. Tabii siz istediğiniz renklerle kombin yapabiliyorsunuz. Tabii, tabii. Kuşaylı da yapabilirsiniz farklı farklı renklerle. Ölümüz yaz. Kağıt iplerimiz şu anda elimizde mevcut ama rengarenk kağıt iplerimiz gelecek bu hafta içerisinde. Sizler de süpersiniz. Çok az kaldı bayanlar. Ama bunu yapmak zorundayım. Maşallah Mürvet ablanın da çok güzel. Evet. Şimdi ben arkadaşlara bir de şunu göstermek istiyorum. Yıkın. Bakın Kerimciğim hangisinden istersen göster. Ek yeri belli değil. İşte benim bahsettiğim nokta bu. Şimdi püf noktasını evet, şimdi söyleyeyim arkadaşlara. Tabii ki. Şimdi bakın. Dörtlü paketi 140 lira. Burada son sık iğnemizi yaptık. Şuradan. Bunu bu şekilde arkadaşlar görüyorlar herhalde. Hı hı. Şimdi bakın şöyle geçirdik. Ay, muhteşem bir püf noktası arkadaşlar bakın. Bu şekilde. Şimdi örneğe başlıyorum. Arkadaşlar onu ben yine belirteceğim bize. Çünkü o kadar çok örgü geliyor ki Mürvetciğim. Hı-hı. Şurada mutlaka ben birleştirme yerleri belli. Çok çirkin ben görüyor. Ben birçok örneği o yüzden Hı-hı. yapmadım. Evet. Hepsine olmuyor bu Hı-hı. çünkü. Ama ben mesela şey yapıyorum. Döne döne işlediğiniz zaman o bir yerden sonra mesela kayboluyordu. Burada da mesela muhteşem. Bunu mutlaka yapın arkadaşlar. İz belli etmesin. Ben öbür sırada yine onu göstereceğim hanımlara. Tamam. Şimdi devam edelim. Şimdi örneği döşüyoruz. Burada birleştirmemizi yaptık. Şimdi ellerinize sağlık diyor. Normal sık iğne yaptık. Pardon, pardon. Öbür örgüye gittim. Şöyle alacaklar bakın. Şu şekilde. Şimdi bu hiç arttırma yapmadığımız sık iğneydi. Onun dibine alta inip alıyoruz. Sıkmadan uzatıyoruz ve çekiyoruz. Şimdi açık rengimizi ilave edelim. Kağıt iplerimizin kilosu 170 lira. Bayanlar kağıt iple yapıldığı zaman bu kadar kip durmuyor. Bilginiz yani olsun. Kağıt ipi de, mesela şu çizgiler falan geçişler daha ince olur. Kağıt ipi ince olduğu için. Olduğu için. Ki yapılır ama. Yapılmaz değil. Ama bu form olmaz. Tabii. Rafya ipin şu genişliği farklı bir görüntü evet, işte katıyor. O yüzden çünkü. Yani yapılmayacak değil ama görsel olarak bu daha şık evet, durur. Evet kesin çünkü ben denedim. Birçok evet. iple denedim. En güzel rafya ile oldu. Bakın hanımlar şimdi açık rengimizi şöyle. Bir daha başa alalım Mürvet ablacığım. Açık rengimizi yine başlıyoruz. Şöyle tutuyoruz. Tamam. Şöyle alıyoruz. Uzatıyoruz. Tamam. Şimdi kırmızıya geçtik. Biraz tabii oyalayan bir örnek. İki renk olduğu için bir sık iğne yaptık. Alta indik bakın. Uzatıyoruz. Bir seferde çekiyoruz. Şimdi açık renk. Diplere bakıp atarak yapıyorsun değil mi Mürvet? Kırmızı şimdi. Bunda kırmızıyı dibe. Bunu Niket. Sık iğnenin yan tarafındaki iğneye şu şekilde. Eğer hani sormak istedikleri bir şey varsa, anlamadıkları bir şey varsa rahatlıkla sorabilirler. Bakın bunu atlıyoruz. Buna. Sık iğnemizi yaptık.
Şimdi alta uzatıyoruz, çekiyoruz. Bunu tabi saklayacağız. Şimdi ben acele ettiğim için yürütmedim onu ama onlar yürürken, yürütürken saklasınlar. Bir seferde. Şimdi. Açık yerinde, şey, renginden batım yeri lütfen diyorlar. Tamam, bir daha onu gösteririz. Şimdi bakın, sık iğnenin dibine uzatıyoruz. Onu şeyde bir daha gösterelim de iyice anlaşılsın. Bakın, bunu atladık. Buna bir tane sık iğne yaptık. Birinci zinciri atladık. Yanındakine sık iğne yaptık. Diğerini buraya değil, alta, dibe batıyoruz. Görünüyor mu Kerem? Evet, çok net görünüyor. Ben çekiyorum. Uzatıyoruz sıkmadan. Bir seferde çekiyoruz. Şimdi bakın. Bu ilk sıra böyle, ikinci sırada çok daha kolay yapacaklar. Bir seferde. Şimdi yine diğer renge geçtik. Atlıyoruz. Bir tane sık iğne. Uzatıyoruz. İpi mümkün olduğunca sıkıştırmadan geriye dönüyoruz. Yine uzatarak atlıyoruz. Sık iğne yapıyoruz. Hatırda kalsın diye tekrarlıyorum ama. Çok iyi aslında Mürvet Hanım. Çok güzel. Uzattık. Elinize sağlık diyorlar. Çok teşekkür ederim. Geriye dönüyoruz. Bakın şuraya. Açık rengi uzatıyoruz. Bu şekilde. Ama şimdi birleştirmeyi göstereceğim. Tabii ki. Devam edeyim değil mi? Bence devam edelim. Tamam. Şimdi biraz daha hızlı yapayım mı? Tamam. Ne diyorlar? Eğer daha ağır yap derlerse. Anlaşıldı mı bayanlar? Anlaşıldıysa. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Kafanıza takılan bir şey var mı? Mürvet Hanım o güzel ses tonuyla yavaş yavaş yumuşak yumuşak anlatıyor size. Sizler de harikasınız. Siz değerli Asela ailesi. Hepiniz birbirinizden harikasınız. Yine de şöyle şey yap ki. Yine anlaşıldı diyorlar. Anlaşıldı mı diyorlar? Geriye baktığımız yer ilk sıra mı? Tabii. Bak. Tabii. Kırmızıyı bakın. Şimdi bunu battık ya. Hı-hı. Sık iğne yaptık. Diğerini dibe batıyoruz. Bakın. Şuraya. Battık. Çektik. Bir seferde. Şimdi açık rengi yapacağız. Bakın geriye dönüyoruz. Bu ilk sırada böyle. Ondan sonra çok daha rahat yapacaklar. İlk sırayı döşedikten sonra. Açık renk geride atladığımız zincire batırıyoruz değil mi? Tabii. Boşta kalana. Bu ilk sırada böyle oluyor. Etiketlerseniz mutlu oluruz. Tabii ki. Şimdi biraz. Ay Sevgi yapayım. Hanımcığım, bu da çok değerli bir müşterimdir. Kendisi de çok tatlıdır. Anlatımınız gözleriniz gibi harika. Nazar boncuğu koymuş. Şöyle bir daha. Çok teşekkür ederim. Bir maşallah çekeyim gerçekten yani. Teşekkür ederim. O sizin kendi güzel. Çok tatlı bir bayan Mürvet Hanım. Ben Mürvet Hanım diyorum, abla diyorum, karışır gidiyoruz ama. Biz burada bir aile gibiyiz. Hani kesinlikle. Abla, hani hanım diye pek şey yapmıyoruz. Zaten ben sizleri sevmesem Çatalca'dan. Evet, Çatalca'dan buralara. Sizleri anlatabilmek için. Nazar boncukları yağdı Mürvet Hanım gözleriniz. Ay, gibi maşallah. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Mine Hanım 3 tane nazar boncuğu atmış. O da diğer müşterilerimizden. Arkadaşlar sormak istediğiniz bir yer olursa siz sorarsınız. Mürvet Hanım tabii zaten yani. Çok detaylı bir şekilde anlatıyor. Geriye dönülen yer atlanan sık iğnenin altına mı? Bir daha yapayım orayı. Bakın. Tamam. Şimdi bu sık iğneyi bıraktık. İkinciye hiç sarmadan tekli sık iğne yaptık, çektik.
Şimdi bakın bunun altına batıyoruz. Uzatıyoruz. Bir sefer de çekiyoruz. Şimdi o bıraktığımız hani ilk başta bıraktığımız sık iğnenin dibine batıyoruz. Yani alta değil. Hemen sık iğnemize batıyoruz. Semiha Hanım nazar boncukları doldurmuş. Nursun Hanım mı? Ya karıştırıyorum kusura bakmayın. Çok çünkü maşallah Mürvet Hanım'a nazar boncukları, çiçekler. Semiha ablam mı acaba? Hangi Semiha? Valla var, bir tek Semiha Hanım atmamış. Benim yani sevdiğim, çok sevdiğim bir ablam var. O mu dedim acaba? O da olabilir. Çanakkale Çan mı? Duyduysa sesinizi bence bir daha yazacaktır. Sermin ablama. Sık iğnenin kendisine tamam. Merhaba, hoş geldiniz Makbule Hanım. Şimdi başa gelmek zorundayım. Hem yine bir daha o şeyi, kapanışı göstereceğim, evet, onlara. O çok önemli. O gözükmesin lütfen çantalarınızda. Evet. Kaç ipten çıkıyor Mürvet Hanım? Vallahi bir tane kırmızı, bir tane krem bitmedi bir çantada. Kalıyor. İpiniz turuncu kalıyor. Ve kırmızı. Evet. Turuncu ve kırmızı. Yani birer tane ip bitmiyor arkadaşlar. Toplam yani ip bitmiyor. Değerlendirebilirler kalan renkle. Mesela ben bunun tabanını kırmızı yaptım. Burasını da kırmızıyla gizli bursunu kapadım. Bunu açık. Canım yeğeni nerede? Sevda Selçuk. Çanakkale'denmiş bayan. Tamam. Sevdiğiniz. Öpüyorum, öpüyorum, çok öpüyorum. Evet. Bir sıkıntı çıkmazsa kaydedebileceğiz. Evet. O zaman şöyle diyebilir miyiz Mürvetciğim? 3 tane ipten 2 çanta çıkar aslında. Yanlış mıyım? Yani tabanı kullandığımız renk tabii daha çok gidiyor. Hı-hı. Ya. 3 çanta olmuyor. 2 çanta çıkmıyor mu 3 tane ipten? Yani belki çok az ister. Ben çünkü biraz bunun boyutunu uzun yaptım. Daha kısa yaparlarsa 2 çanta, evet, yapabilirler. Ama bence bunun boyutu gayet ideal. Boyutunu kısaltmayın. Boyutu güzel. Ben yine geleyim. O üst sıranın da zaten nasıl yapacaklarını anladıklarında olay bitmiştir. 20 santimlik zaten bunlar, 19-20 santimlik bursu yanılmıyorsam değil, evet, mi Aslı Hanım? Tabii. Taban ölçüsünü veririz tabii ki. Tabii ki. Vereceğim onlar, hiç merak etmesinler. İlmek ilmek sayıyla da vereceğiz, ölçerek de vereceğiz. Çünkü kimin eli sık, kimin eli gevşek olduğu için. Hepiniz çok harikasınız. Siz de çok harikasınız. Mine Hanımcığım, kargonuzu gönderdim. Acaba hazırladım mı diye düşünüyorum. Herhalde gönderdim. Bizden de size kocaman kalpler. 3 tane kalp atmış. Herhalde biri de bana. Düşünüyorum. Evet. Yine de şöyle hani biraz ağır yapmaya çalışayım artık. Birleştirme yerine geliyoruz. Bakın geri döndük bayanlar. Biraz oyalıyor ama zevkli. Evet. 5 adet bursunuz vardı. Bir de böcelerini. Sağlıklı günlerde ürün kullanın. Örneğin adı nedir Mürvet Hanımcığım? İnanın adını bilmiyorum. Ben buldum. Mürvet Hanım'ın örneği arkadaşlar. Ben de bilekliğimi taktım. Bu arada çok tamam. Güzel oldu. Güzel günlerde çok kullan. Çok teşekkür sağlık ederiz. Evet, üçünüze de kalbe attım. Teşekkürler. Şimdi bakın sona geliyoruz. Pardon. Birleştirmeyi göstereceğim arkadaşlara. Zaten kaydedilecek ya. Onu hani birkaç kez tekrar başa alıp izlediklerinde bakın şöyle biraz uzatın arkadaşlar. Gözlüğümü takmak zorundayım. Yanlış. Aslı ablacığım.
Canım. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Morlar çok yakışmış teşekkürler. Sana. Aslında bu çantı da bugün bana... Ben de dikkatle dinliyorum. Biz sizin sayenizde. Ben de bu arada öğrenmeye çalışıyorum arkadaşlar. Çaktırmadan... Çok zevkli. Aslında şöyle Mürveciğim, ben küçükken, yani eskiden küçükken de eskiden küçükken. Bütün çeyizimi kendim işledim. Dantel çok fazla işledim. Hatta kanser örnekleri vardı. Oo. O zaman mesela minik halkalar yoktu. Parmağıma sararak halka yaparak yaptım. Biliyorsun o zaman. Yatak örtüsünden 12 kişilik masaya kadar her şeyi işledim. Süperse. Ama örgü de yaparım. Yani düz örüp gidiyorum ama kendi kafamda da bir şeyler yaparım. Sizin gibi tabii ki. Örgü bir şey işte, örnek i̇stesen neymiş, buradan neymiş. Yani o çağrı çok detaylı bilmiyorum. Yani istesen yaparsın. Ama düz örüyorum. 20 ve 25 santimlik burslarımız, gizli burslarımız mevcut. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederiz. 30 santimliğe kadar var. Hatta 16-17 santimlerimiz de var. Şu birleştirmeyi çok güzelsiniz maşallah ablalarım size. Canlı yayını kaydeder misiniz? Şu an izleyemiyorum. Çok güzelsiniz maşallah ablalarım size demiş. Ama isminiz gitti. Nimet yok. Nimet olabilir. Evet, isim gitti. Buralar kargıda örnek de şimdi burslar kargıda doğru söylüyor. Evet. Şimdi Kerimeciğim. Bu ilk. Evet. Bursu çok önemli. Çok önemli. Bunu iyice. Şimdi bakın. Bu değil. Şuradaki. Bir daha alalım. Bir daha alalım. Görsünler tekrardan. Şimdi bakın. İki tane. Şunu aldık. Evet. Bunu çıkardık değil mi? Biraz büyütsünler. Şöyle bakın hanımlar. Bir daha bakalım. Çıkardık. Buradan çıkardık. O orijinal dedi. Şöyle elin önüne geldi Mürvet ablacığım. Bir daha çıkardık bunu. Evet. Tamam. Görünüyor mu? Görünüyor. Şöyle evet. Bir tur attırdık. Tabii ki şimdi bu hani rafya ipimiz birazcık dikkat ederek şöyle bakın sıkıştırıyoruz. Şimdi tabii ben de biraz heyecanlıyım arkadaşlar, kusura bakmasınlar. Maşallah tebrikler yazmışlar. Şimdi şu sıkalım. Bak. Zedeledim. Neyse. İyice sıkıştırmak için yapayım dedim ama. Fazla çektik. Fazla çektik evet. Şimdi başlayayım mı? Görünüyor mu? Görünüyor net. İki tane burada kırmızı var bakın. Sol taraftaki kırmızıya sık iğnemizi yapıyoruz. Şimdi bu beyazın dibine batıyoruz, uzatıyoruz, çekiyoruz. Şimdi bakın burada tek yaptığımız sık iğnemiz var. Onun şöyle battık dibine, çektik. Kopmuştu ya. Onu sıkıştırdım şimdi. Şimdi burada daha iyi anlarlar. Mürvet çok çektiği için koptu arkadaşlar. Evet, sert çektim. Gerçekten sert çektim. İyice sıkışsın diye. Bakın buradaki zincire değil. Sol taraftakine. Ay, nazar değdi. Sık iğnemizi yapıyoruz. Bakın yaptık. Bir seferde çektik. Açık rengi şuraya dibine batıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Şimdi bakın. Tekli sık iğnenin dibine batıp uzatarak. Mine Hanım yazmış. Çok çekince kopar rafya. Nazar. Mine Hanımcığım, burslarınız yalnız 30 santim. Bilginiz olsun. Dibine. Burada dikkat etmeleri gereken şunları, şunu sıkmayacaklar örerken. Şimdi geriye dönüyoruz.
Sık iğnenin dibine batıyoruz. Açık rengimizi çıkarıyoruz. Anlaşıldı mı acaba arkadaşlar? Bayanlar anlaşıldı mı? Bakın. Sık iğnemizi yaptık. Dibine battık. Bir sefer de çektik. Geriye dönüyoruz. İlk yaptığımız sık iğnenin dibini yapıp uzatıyoruz. Anlaşıldı diyor. Can Hanım da, Sevgi Hanım da anlaşıldı diye yazmışlar. Ya yapacakları işlem anlaşılıyor. Bu. Şimdi yine diyelim başladığımız yere geldiler. Sık iğneyi yapacaklar. Kırmızı ipimizle dibine batacaklar. Uzatıp çekecekler. Geriye dönecekler. Tekli sık iğnenin dibine batacaklar. Açık rengi uzatacaklar. Yapacakları o. Birleştirme de gösterdiğim gibi. Zaten böyle geldiklerinde birleştirme yeri belli oluyor. Şuradan ikinciye batıp şuradan birleştirecekler. Başka hiçbir işlem yok. Bu şekilde devam edecek. Bu şekilde tekrarlayacaklar. Hı hı. Zaten sonra da zaten ilerlemiş şekilde bu arkadaşlar. Bakın. Şimdi bu ben ilk önce bunu nar çiçeğiyle yapmıştım. Hı hı. Bunu krem rengiyle evet. yaptım. Hı hı. Şimdi bizim bu yaptığımız bu da tamamen şu. Bitmiş hali. Bakın tamamen. Arkadaşlar çok tatlı bir çanta. Bakın arkadaşlar. O tekli sık iğnemiz fazla görünmüyor zaten üstüne açık renk geldiği için. Ve birleştirme yerleri zaten yok. Bakın, şöyle dikkatli göstereyim. Bakalım. Kesinlikle birleştirme yerleri hiçbir şekilde gözükmüyor. Ve çok tatlı bir çanta. İstediğiniz renklerde de yapabilirsiniz. Bu şekilde. Minece örgüler nar çiçeği demiş. Evet. Arkadaşlar. Sevgi İnce çok başarılı demiş. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sonra arkadaşlar ortalıyoruz çantamızı. Ortaladığımız yere bir işaret koyun. Ben bu çok önemli Mürvetciğim. Yoksa dönüyor. Ben bunu sararak tığıyla yaptım. Hı hı. İsterlerse iğneyle yapabilirler. Hı hı. Yani isterlerse sık iğne örüp onu evet. dikebilirler. Hı hı. İsterlerse hani onu da göstereyim ama yanımda burs yok. Burs bende var. Biz gösterelim tabii mi? Gösterelim. Tabii gösterelim tamam. Bence. Tamam. Aylin Hanım çok teşekkürler. Harikalar yaratıyorsunuz demiş. Raf yepiniz yumuşak mı? Renkleri paylaş. Evet raf çok yepimiz yumuşak. Yumuşacık çok güzel. Dediğim gibi arkadaşlar normalde raf yep çanta çok gördüm ama genelde ince oluyor ve böyle şey dik durmuyor. Bakın bu astarsız haliyle bile hiç dimdik duruyor. Hiç astarı yok yani daha ipleri bile temizlendi. Santimleri buna. Verelim hemen şimdi santimleri. İstersen sen kaçla başladığını söyleyelim sonra da santimle söyleyelim Mürvetciğim. Büyükler için 28 zincir çektim. Bir tane de artı zincir evet. dönüş yaptığımız hı-hı. için. 5 tek olana kadar bakın burada hı-hı. şu görünüyor mu aslında? Görünüyor. Evet çekiyorum canım. Hı. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Çiftim burada. Diğer çiftim de burada. 5 tek olana kadar örsünler. Bir sıra hiç arttırma yapmadan hı hı. aynı ipten dönüyorlar bir sıra. Ondan sonra normal örneğimizi düşüyoruz. Tamam. Ben şimdi alta mutlaka ölçüleri yazacağım. Tabii, bu arada tabii. Şerife Hanım şey demiş. Harikasınız. Plaj çantası örneğinde gösterir misiniz? Bu çantanın bursu kaç santim? 20 santim miydi? Bu 20 santim. 20 santim arkadaşlar. 20 santimlik burs için. Santimleri şimdi tekrar canlı yayın sonrasında altlara mutlaka yazacağım. Yine şöyle sizlere şöyle gösterelim bakın. 28 zincir sık iğne dolduruyoruz. Hı hı. Artı bir zincir tabii ekleyecekler. Evet. 5 tek olana kadar büyütecekler. Hı hı. Bir sıra arttırma yapmadan dönecekler. Evet. Birleştirme yani hı-hı. taban şeyini de vereyim isterseniz. Hani taban. Santim olarak çünkü evet. herkesin eli en farklı. En 10 santim değil mi canım? Evet. Uzunluk 24 santim. 23,5 geçiyordu. O hı-hı. yüzden 24 yazdım.
tam geliyor. Tamam asla. Arkadaşlar bunları dediğim gibi alta yazacağız mutlaka zaten. Yüksekliği de 18 tabii, santim tabağından evet. Şuraya kadar 18 santim. Tamam şöyle şimdi biz burs takımını da gösterelim arkadaşlar. Bursu nasıl takıyoruz? Kerime yukarı mı çıktı? Mürveç'im biz şunu çok kısa gösterir misin? Ben bir şey arkadaşlara göstereceğim. Tamam. Bir çekebilir misin? Şey şimdi, mi? Abi yok. Arkadaşlar ben hani biliyorsunuz normal çanta tasarımcısı olarak çanta yapıyorum. Size küçük bir püf noktası. Evet böyle yaptığımızda tam yeri buluyoruz. Hı. Ama en doğru kenarları şu şekilde mutlaka ayarlayın. Bakın şu çantayı yere yatırın. Tabanınızı böyle yapın. Bu tam ortaları iki kenarı tam düzgün bir şekilde bulmanızı sağlıyor. Buraya mutlaka ya iğne ya da ip. Evet. Bu şekilde yaparsanız düzgün olur. Şu bursları bazı arkadaşlar yerini düzgün belirlemediği için eğer burs düzgün takılmazsa çanta zaten döner. Dönüyor doğru. Bu yan olaylar çok önemli. Şimdi biz bir tane 20 santimlik burs alalım. Tamam. Onun takımını da göster. Tamam. Senin için sakıncası hayır, yoksa. Hayır olur mu? Ben hemen vereyim. Yani ben bir şey göstereceksek eksiksiz göstermek. Şu 20 santim herhalde değil mi? Hı. Tabii şimdi hani onlar anlasın diye şöyle diyelim. Değil mi, küçük mü? Hani orta bu. 120 santimlik kursa evet ortaydı aynen. Şöyle. Gösterelim. Yerini mutlaka belli edin arkadaşlar. Tabii buraya da takacaklar. Hı hı. 20 mi canım? O mu? Tamamdır. 10'dur tamam. Tamam. Şöyle biraz aşağıya cam çekebilecek misiniz? Şimdi arkadaşlar. Sevgi Hanımcığım siz de hoş geldiniz. Orta burasıydı. Şimdi şuradan. Delikli burslar vardı ya hani gönderdik ya gerçek deriyle. Evet. Onlar da buna olur mu diyorlar. Tabii ki. Tabii. Bursun santime uyması önemli arkadaşlar. O ölçülerde yapabilirsiniz. Hiç önemli değil. Ahşap burs, gizli burs, metal tabii, burs. Tabii. Hepsini yapabilirsiniz. Burslu çanta örneği aslında bu kutu. Yani genişliğinde ölçüsünü evet. Ayarladıktan sonra hiçbir sorun evet. Yok. Bakın burası ortaydı. Yanındaki delikten ilmeğimizi çıkarıyoruz. Mersin'e de selamlar. Şöyle. Tabii birazcık dikkat etmemiz gerekiyor. Zaten her şey ilk başlamada biraz bir şey evet, oluyor. Evet. Hazır oluyor. Ondan sonrası daha kolay gidiyor. Tabii ki. Şimdi alıyoruz. Çıkarıyoruz. Bir tane sonra şu şekilde bakın. Bunu sık iğne yaptık. Şimdi ben hani fazla incelemiyorum. Tabii onlar düzgün yapacaklar göstermek adına. Bunu hiç batmadan boş çıkarıyoruz Kerimeciğim. Tamam. Buradan tamam. Net çekiyorum şu anda. Hiç batmadan boş çekiyoruz. Şimdi yanına geldik. Batıyoruz sık iğneyi. İpimizi alıyoruz. Çıkarıyoruz. Şimdi sadece yukarıdan bakın battık aldık ilmeğimizi çıkardık şimdi şu şekilde boş bir zinciri çekiyoruz şimdi tekrar. Bakın batıyorum ipimi alıyorum çıkarıyorum şimdi boş alıyorum bu şekilde. Şey söyleyeyim hanımlara yani 2-3 sık iğnede bir çift batsınlar aynı deli tamamen olsun. Evet, düzgün kapanması hı-hı. Adına geliyoruz dönüp diyelim şuraya şöyle göstereyim bu orta diyelim buraya geldik ortamız bu bunu şu şekilde atlasınlar. Ya vakit anlamında hı hı. Örmüyorum yoksa evet. Orayı da seve seve gösteririm hiç önemli değil de. Şimdi diyelim. Kaydırma evet. Yapıyor. Evet. Şimdi Selçuk Çatalca'dan butikten selamlar. Bizden de selamlar. Geç oldu biraz ama sözünüzü kesmek istemedim. Şöyle battık.
Şimdi ortaya geliyoruz diyelim. Bunu orta kabul edersek şuradan bir kaydırmayı yapacağız. Buraya geçeceğiz. Olay bu. Anladım arkadaşlar. Şimdi döndük, sardık, buraya geldik. Sökeyim şunu. Geldik, burası bitti. Bu tarafa geçeceğiz yapmaya. Bu orta işaretli olan sık iğneyi kaydırma yapıyoruz buradan. Bu boşta kalması gerekiyor ya. Evet. Şuraya denk geldiği için. Yandakine batıp bir kaydırma yapıyoruz. Harikasınız. Çok teşekkür ederiz. Anlaşıldı demişler. Anlaşıldıysa. Süper o zaman. Aynen. Çok devam. Teşekkür ediyorlar size. Bu arada ben teşekkür ederim. Arkadaşlar. Mürveciğim, haftaya da bir çanta anlatımı yapalım mı? Müsait yapalım. Misin? Yapalım. O zaman haftaya da size yine aynı saatte gününü... O zaman şey, günlük belirleyelim. Tamam, sayfamızda yine duyuru yapacağız. Hangi gün hangi çanta yapacağız ve görsel. Çantamıza karar veririz. Evet, paylaşırız sizle. Yine aynı şekilde burada buluşuruz. Canlı yayını kaydedin lütfen. İnşallah bayanlara faydalı olmuştur. İnşallah çok güzel anlattım Mürvet'ciğim. Ellerine sağlık, ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Biz alta ölçüleri yazacağız. Mürvet Hanım'ın sayfasını altta etiketleyeceğim. Kendisini takip edin. Gerçekten çok güzel şeyler var. Aynı zamanda yine sormak istediğiniz bir şey olursa Mürvet Hanım'a sorabilirsiniz. Müsait olduğunda mutlaka cevap verecek. Kendisi inanılmaz, dünya tatlısı bir insan. Çok teşekkür ederim. Yani şöyle değil, içinin güzelliği dışına yansımış dedikleri bu olsa gerek. Sizler de. Burs santimleri kaç cm gitti? Efendim? Burs santimleri diye yazmışlardı. Mine Hanım bir daha yazar mısınız? Yaz günleri şenleniyoruz sayenizde. Teşekkür ediyoruz. Hülya Hanım çok teşekkür etmişler. Burslarımız şu anda kullandığımız, yaptığımız ölçü 20 santim. 20. Ama 20 istedikleri santim. Ölçüde yapabilirler. Tabii ki. Biz şimdi dediğim gibi açıklamaya alt kısma yazacağız. Hani şu anda da biraz sohbet edelim. Sormak istediğiniz bir şeyler varsa da sorabilirsiniz. Burs ölçülerimiz biz 20 santim kullandık ama Mürvet Hanım'ın dediği gibi dilediğiniz ölçüde kullanabilirsiniz. Evet. Burs mesela daha küçük değil mi? Şu biraz daha küçük burs. Biraz. Çok 18 santim oyunuzdaki öbürü 20 santim. Evet. Ben şöyle yine yakından göstereyim çantalarımızı arkadaşlar. Bugün yaptığımız çantalar bunlardı. Şöyle koluma da takayım. Kaç santim bursa kaç başlanmalı diye yazılmış. Onu bursa göre ayarlayacaklar. Kerimeciğim. Yani çünkü şimdi ben zincir sayısı verirsem hata yapmış ben şöyle olurum. Ölçerek mesela 20 santime kaç tane ona göre çoğaltıp azaltabilirler ölçülerini. Yani şu tabanı büyütecekler. Mesela arkadaşlar bakın santim olarak da yine size söyleyelim. Bu 20 santimlik için tabanımız uzunluk yanlış şuradan. Düzgün mü alıyorum? Sen bak görmüyorum tam canım. Şimdi sen bak. Tamam şöyle kreme kadar mı alıyorum sonuna kadar? Şu, 26 santim. Şuna kadar. Hangisi? 26. Tamam. 26 santim uzunluk. Eni de yine şöyle size ölçelim. Şöyle doğru mu alıyorum? 10 gibi kremi. Olması lazım. Evet 10 santim. 10 santim de genişliği arkadaşlar. Biz bunu yine açıklamada dediğim gibi altı biraz sonra yazacağız. Yani ben bunu dikdörtgen tabanda da git gel dikdörtgen tabanda da denedim. Bu formu vermedi. Yok. Evet. 25 santim uzunluğu olursa 25 santimlik için ne kadar? Yani şöyle tabanın şu uzun yani tam içine göre tabanı hazırlarlarsa hoş olmuyor. Geniş tabanı olsa. Biraz daha uzun tutmaları gerekiyor. O şekilde ayarlasınlar. Hani nasıl diyeyim? Şimdi bu 28 zincir, ya yani 34 falan olur herhalde. Ya muhtemelen. Çünkü Bursa bir de bazen yapacağız, sökeceğiz, deneme yanılma. Hı hı. O şekilde kullanmadıkları bir iple denesinler.
Ona göre. Bakın aslında benim aklıma şöyle bir şey geldi. Hani, bilmiyorum şey ne kadar yanlış mantıklı. Yanlış yönlendirmek istemediğim için. Ben genelde 20 santimlikle çalıştım çünkü. Mesela bu bursumuz 20 santim ya. Hı-hı. Tabanı şöyle koyduğumuz evet, zaman evet, kenarında evet, 5 santim boşluk kalıyor. Yani 4-5 santim muhakkak kalıyor. Kalıyor. Siz de mesela 30'lukla yatıyor, yapıyorsunuz. Misal bir 4 santim ekleyin. Aynen bursunuzu böyle koyun. Yanına 4 santim ekleyin. O şekilde daha net bir ölçü olmuş olur diye düşünüyorum. O yeni gelen deri burslardan aldı. Evet. Mesela onlar daha büyüktü. Hı-hı. Değil mi Kerim Bey'ciğim? Şöyle gösterelim. 30 santim. Onlara da deneyeceğim. Ben de deneme yanılma oluyor çünkü. Bunlar zaten direkt delikli. Bunları da taktıktan sonra yapmamız gereken zaten iğneyle dikeceksiniz. Yapınca. Üste dolama yapılmayacak bu sefer. İşte bunu söylüyordum. O zaman tamam bursları alan Mine Hanımcığım. Mine Hanım bu çok kolay. İnanın sadece evet, şöyle yapıyorsunuz. Deliklerimiz var zaten. Deliklerden dikiyorsunuz. Çok kolay. Ki burada bizim bir de şöyle bir şey yaptık. Biz şurayı çok geniş tutmadık ki sanki makine dikişi gibi olsun. Hmm. Bazen mesela dikişler şurada gözüküyor. Şu hoş çok uzun yapılıyor. Mi? Şöyle duruyor ve çirkin mi görüntü? Ben çok sevmiyorum. O daha çok bursu yapan kişi rahat yapabilmesi için aslında. Hani doğru. Taban ilk zincir bursun iç kısmına mı bir daha yazabilir misiniz size zahmet? Şey mi soruyor acaba? Aslında. Zincir takma yerlerini. İsmi, soy ismi Şantürk'tü müşterilerimizden biri yine. Bir daha yazsın. Belki anlamamışızdır. Merhabalar, kolaylıklar diliyorum. Geç gördüm. Lütfen yayını kaydedebilir misiniz? Kaydedeceğiz inşallah. Arkadaşlar günlerdir ben size diyorum. Kaçırmayın diyorum. Perşembe günü Mürvet Hanım çok güzel bir çanta anlatacak diyorum. Lütfen bizi takip et daha kaçırmamanız için ben biraz kekeledim. Sağ üst tarafta bildirimleri evet, açmanız gerekiyor. Hem canlı yayınlarımızda haberiniz olur, hem indirimlerde haberiniz olur. Hem son olarak ne yapmışız, ne paylaşmışız kaçırmamak için lütfen sağ üst köşede bildirimleri açın ki bizi göresiniz. Astarını burs takmadan dikersek daha iyi olur mu? Ben zil kurdum diyor Mine Hanımcığım. Çok güzel. Şimdi çantanıza astar yapacaksanız hangi burslu çantayı yaparsanız yapın önce mutlaka astarı yapın. Astardan sonra bursunuzu takın. Dikmeliyse eğer o kısımları mutlaka zaten boş bırakın. Eğer vidalı bursa tamamen astarı üste kadar getirin ki örgülerin arasında vidalarınız çıkmasın, sağlıksız oluyor. Ondan sonra bir vida bir örgüyü ne kadar tutabilir? Ama kumaş olursa kumaş denk geldiğinde daha sağlam olur, bilginiz olsun. Rica ederiz. Çok teşekkür etmişler. Evet, plaj çantası da istiyorlar. Mürvetciğim var mı bir şeyle çalışabilir miyiz? Daha çalışırız. Sormak istediğiniz bir şeyler var mı bayanlar? Kahvelerinizi aldıysanız. Biz kahvelerimizi içiyoruz. İçiyoruz. Hem işimizi yapıyoruz. Evet. Kahvelerimizi içiyoruz. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar diyelim o zaman. Ben şimdi canlı yayını kaydediyorum. Alta ölçüleri yazıyorum. Sizler de bir şey sormak istiyorsanız bana ya da Mürvet Hanım'a sorabilirsiniz. Yoksa biz çok güzel antikis noktasını çok teşekkür ederiz. Of, bilgiler patlıyor peş peşe. Ben her zaman soruyorum arkadaşlar. Bakın bizden alışveriş yapmak zorunda değilsiniz ama çanta ile ilgili sormak istediniz. Örgüyü çok fazla bilmiyorum. Yine belirtiyorum ama normal çantayla, astarla ilgili, aksesuarla ilgili sormak istediğiniz şeyler varsa mutlaka sorun, cevaplıyorum. Fransa'dan Sevgi Hanım, evet plaj çantası da isteriz diyorlar. Sertap Hanım İzmir'den, Serap Hanım pardon. Plaj çantası Hatice'nin örgüleri, Hatice Hanım da plaj çantası demiş. Tamam. Rica ederiz Sevgi Hanımcığım. Ne zaman isterseniz. Çok teşekkür ediyorlar. İyi günler diliyorlar. Biz nazar boncukları, çiçekler. Bizler de onlara. Hepinizin eline, emeğine sağlık demişler Mürvet Hanımcığım. Sağ olasınlar. Elimden geldiğince. Bence harika anlatmışsınız. Bence çok güzel anlattın. Yine de takıldıkları bir şey olursa yazsınlar. Telefonu son 5 dakika için tutuyorum. İstediğiniz daha bir şey varsa çok teşekkür Mürvet etmişler. Mürvet Hanım'a DM'den ulaşabilirsiniz. Kendisinin Instagram adresini biraz sonra sayfanın altında paylaşacağım. Dediğim gibi
takıldığınız yer, sormak istediğiniz yer varsa sorabilirsiniz. Hatice Hanım kalpler. Melike Hanımcığım hoş geldiniz. Bu da benim kardeşim katıldı. Evet biz kaçıyoruz o zaman arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, örgüyle kalın diyorum. Kendinize iyi bakın. Mürvet Hanım'a çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Herkese selamlar. Boncuk gözlü Mürvet Hanım'ıza maşallah diyelim bayanlar. Teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek dileğiyle diyoruz. Görüşürüz. Hoşçakalın. Nazar boncukları atmışlar. Nazar boncukları güzel gözlerinize. Çok teşekkürler. Sağ olsunlar. Mürvet Hanım adres. Serap Hanım İzmir'den verelim gelin hemen. Şey, bir tane müşterimiz bu arada geliyor. Bilginiz olsun. Gelenler var şu anda yolda. Mürvet Hanım'a burslar keçeli için. Kumaş çanta gösterirseniz. Nasıl anlıyorum? Adresinizi kumaş. Yazar mısınız? Sayfamızın üstünde adresimiz yazıyor. Arkadaşlar. Serap Hanım bizim adresimiz mi yoksa Mürvet Hanım'ın adresi mi? Mürvet Hanım'ı etiketleyeceğim. Mutlaka ona bakın zaten. Çatalca'da. Parantez içinde hatta etiketleyeceğim. Ona mutlaka bakın. Ayrıca Mürvet Hanım'ın butiği var değil mi Çatalca'da? Aslı Hanım. Abiye kıyafetler. Abiye kıyafetler, ay takılar müthiş. Yani Sevgi Hanımcığım birazdan paylaşacağız. Hepsini seyredin. Çekirdeklerinizi şeyinizi alın. Bir yandan seyredin bizi. Evet bayanlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın diyorlar ve ben geçiyorum rafya iplerime. Rengarenk rafya iplerimiz. Instagram adresini etiketleyeceğiz Serap Hanım hiç merak etmeyin. Şu şekilde gösteriyorum. Birçok ipim burada mevcut değil. İsterseniz onları Ebru'l iple de örebilirsiniz. Çok güzel duracaktır. Bizden de size kalpler. Rica ederiz. Evet sizlere plaj çantası da yapacağız burada. Doyamadığım akrediklerime gidiyorum. Kapatmadan önce iştahınızı bir açayım diyorum. Minik bir gezme uzakta olanlara. Evet bayanlar. Spagetti saplarım, leon renkleri, rengarenk, cüzdan kitlerimiz, penguen saplarımız diyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşça kalın.